Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala ve ashabi ecmaîn. Tuat-ı Mekke 9. Sifir 54. Kısım. Hasır içinde vasıl. Tohumlular yani hububat ve hurmalar. Bilginlerin görüş birliğiyle bunlarda gerekli zekatı daha önce belirtmiştik. Vasıl. Batınıyorum bitkisel nefs yani nebati nefs beslenme ile büyüyen nefstir. Bu nedenle insandaki nebati nefsin zekatı arındırılması oruçla yapılır. Fakat Allah yolunda olan, Allah yolunda onun bir şartı vardır. Şöyle ki, oruçlu gündüz yemekten uzak durur. Cimrilikten kurtulmak için ise gündüz yemek hakkına sahip olduğu şeyi alıp onu sadaka olarak vermesi gerekir. Bize göre böyle yapamadığında ...ve gündüz kaçırdığı şeyleri... ...geceliğin telafi ettiğinde... ...oruç tutmuş sayılmaz. Allah ehlinden seçkinlerin orucu... ...sıradan insanların orucundan böyle ayrışır. Allah'ın... ...Peygamber'in sahur yapması... ...sıradan insanlara dönük bir merhametti. Bu sayede onlar... ...kendisine uyacakları şeyi bulabilirler. Çünkü Hazreti Peygamber... ...sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim iftar yapmadan... ...oruç tutarsa seher vaktine kadar tutsun. Bununla birlikte peygamber iftarların aceleyle yapılıp savurların geciktirilmesini teşvik etmiştir. Allahu Teala şöyle buyurur. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Tohumluların zekatının batın yorumu budur. Güvencem Allah'adır. Vasıl. Vurmaya gelirsek daha önce belirttiğimiz gibi onda da bütün bilginlerin görüş birliğiyle zekat vardır. Daha önce bunu belirtmiştik. Vasıl. Zekat konusunda hurmanın batini yorumuna gelirsek bilmelisin ki peygamber hurma ağacını halamız saymış ve insanların bir sorusu üzerine onu mümine benzetmişti. İnsanlar kastedilenin çöl ağacı olduğunu düşünmüşken Abdullah bin Ömer ise Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kastettiğinin hurma olduğunu söylemiş, peygamberin söylediğini doğru bir şekilde tespit etmişti. Hadisten bilmece bulmaca sormanın Mübah olduğuna kanıt getirilir. Şeriat, hurmada zekat belirlediği gibi mümin de el-mümin isminde hakka ortak olduğu için bu isimde hakka ait ve zekat diye isimlendirilen bir hak ortaya çıkmıştır. Aynı şey bütün güzel isimlerde söz konusudur. Mümin, bütün, söz, bütün sözlerinde, sihirlerinde ve hallerindeki doğrulukla kendisine dönük bu bağ ve ilişkiyi temizler yani zekatını verir. Yanı sıra korkan herkese kendi yönünden güven verir. Bu konuda dürüst olursa Allah da kendisini tasdik eder ve doğrular. Çünkü Allah sadece doğru sözlüğü doğrular. Allah ise başka bir yönden değil, El Mümin ismi yönünden onu doğrular. Öyleyse müminin doğruluğu Allah'ın El Mümin ismini kendisine döndürmesi demektir. Bu durum aynadaki görüntünün aynaya bakan insana dönmesine benzer. Mümin bu kulun hakkında doğru olduğu işte hak kendisini doğrular. İşte bu imanın kendisiyle ilişkisi yönünden onun zekatıdır. Böylelikle kişi sözünde davranışında ve hallerindeki doğruluğuyla imanında Allah'a ait hakkı verir. Zekatı verilmesi gerekli mallardan hakkında görüş birliği bulunanların kısımları tamamlandı. Görüş aylığı bulunanlar da bunlara katılır. Çünkü görüş aylığı bulunan mallar ya bitki ya hayvan ya da madendir. Bunları ise hakkında görüş birliği bulunan mallardan söz ederken açıkladık. Öyleyse söz uzamasın diye görüş aylığı bulunanlar hakkında yani hakkında konuştuğumuz kısımlara ait hükümle hüküm verip batini yorumları da her sınıfa özgü yorumla yapılmalıdır. Bu kitaptaki yöntemimiz imkan ölçüsünce mümkün olduğunca özetlemek ve kısa anlatmaktır. Çünkü kitap Allah yolunda zorunlu olan ana ve asılları içeren büyük bir kitaptır. Oğullar ve ferler neredeyse sınırsız, hatta sınırsızdır. Allah hakkı söyler, o doğru yola ulaştırır. Fasıl içinde vasıl. Tahmin hakkında. Tahminde bulunmanın caiz olduğunda görüş birine tahminle varılmıştır. Bu, ölçü yerine geçmek üzere zekatı verilecek mallarda nisap miktarını belirlemektir. Vasıl, vatini yorum. Tahmin, bilgiye ölçülerin belirlenmesine ve keskin bir görüşe gereksinim duyan tehlike bölgesidir. Allah şöyle buyurur: Ölçüp biçenlerin canı çıksın. Bu yorum bağlayıcı yorum anlamındaki tefsire katılabilecek, bağlayıcı olmayan tasavvufi yorum anlamındaki işarettir. Fakat biz bunu tefsir olarak zikretmiyoruz. Sadece anlaşılır yapmak için kullandık. Ölçüt ve tartı bilgi sayılır. Tahmin baskın zan demektir. Esas olan ise bilgidir. Bilgiyi elde etmek mümkün olmadığında güçlü zan ile hüküm veririz. Bu ise sadece şeri hükümlerde başka bir ifadeyle ile ferih hususlarda geçerlidir. Çünkü hakim yaptığı tanıklık hakkında doğru söyleyip söylemediğinden emin olmadığı bir şahidin tanıklığıyla hüküm verir. Öyleyse dince geçerli hükümde asıl olan şey güçlü zandır. Güçlü zan Allah nezdindeki mutlulukta bile geçerlidir. Çünkü Allah şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zannına göreyim. Benim hakkımda iyi zanda bulunsun. Binaenleyin Allah hakkında iyi zanda bulunmak kulu mutlu edeceği gibi kötü zanda bulunmak da onu mutsuz eder. İşte bu Allah hakkındaki zannınızdır. Bilginler hakimin iki hasım arasında güçlü zanla hüküm vermesinin geçerliliğinde görüş ayrılığına düşmemiş, bilgiyle hüküm vermesinde görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Böyle durumlarda güçlü zan kendisine başvurulan bir asıl haline gelmişken bilgi hakkında görüş ayrılığını düşülen husus oldu. Allah nezdinde sadece bilgi bulunsa bile o da görerek hüküm verir. Bu nedenle Allah şöyle buyurmuştur. De ki Rabbim hak ile hüküm ver. Yani benim için yasa yaptığın ve beni kendisiyle gönderdiği hak ile hüküm ver. Bu yolda Allah akıl yoluyla bilmek, Tahmin yoluyla bilmek sayılır. Bu nedenle kanıtlara zarar veren kuşku kabul edilir. Allah'ın kesin bir rivayet zinciriyle aktarılan şeriatla bilinmesi ise kesin bilgidir. Bağ bilinmese bile rivayeti kabul edenler için kuşku kendisine zarar vermez. Öyleyse kesin şekilde Allah'ı bilmek şeriat sayesinde gerçekleşebilir. Bu ise hakkın kullarına kendi durumunu bildirmesidir. Çünkü Allah kendisini kullarından daha iyi bilir. Allah'ı Allah'tan öğrenmek, onun tenzih ve teşbihi birleştiren olduğunu bilmek demektir. Böyle bir şey ise teorik kanatlarda geçerli değildir. Başka bir ifadeyle hakkında hüküm verilen birinin iki zıttı kendinde birleştirmesi bu durumun dışında geçerli değildir. Bu durumda Allah hakkında yaratıkları hüküm vermediği gibi aynı zamanda yaratıkların aklı, teorik araştırmaları ve fikir gücü de hüküm vermiş değildir. Öyleyse yaratıkların Allah hakkında söylediği o şöyledir veya böyle değildir şeklindeki yargıları hiç kuşkusuz ki birer tahminden ibarettir. Tahmin eden ise bazen yanılır, bazen isabet eder. Allah kesin olarak bilmek tahmin yoluyla bilmekten daha iyidir. Bununla birlikte Allah'ı bilmede başlangıçta tahminden kaçınılmaz olarak gereklidir. Fasıl içinde vasıl. Hasatten önce ürün sahibinin hurma ve ikinden yemesi. Bazı bilginler hesaplı bu miktarın hesaplanması gerektiği görüşündedir. Bazı bilginler ise hesaplama gerekmediğini ileri sürmüştür. Onlara göre tahmini yapan görevli yediği ve içtiği şeyleri mal sahibine bırakır. Vasıl, batini yorum. İnsanın ürün ve ikini, onun amelleridir. Amelleri ise ya vacip ya memdup daha çok da mübahlardır. Mekruh ve mahsurlu yani haram olanların buraya girmesi söz konusu değildir. Bilhassa mahsurlu şeyler zekata giremez. Bazen ise mahsurlu amelin işlenmesindeki özel bir yolla zekata girebilir. Şöyle ki müminin günahı itaat ile karışmaksızın saf bir halde meydana gelemez. Onlar salih amel ile bir kısım da günah karıştıran kimselerdir. Günaha katışan itaat işlenen o günahın günah olduğuna iman etmektir. Öyleyse bu iman günah içindeki bir itaat olduğu gibi aynı zamanda uzaklık içindeki yakınlıktır. Binaenaleyh bu iman o günahın zekatıdır. Böylece mahsurlu amel içerdiği iman ile temizlenir. Bu durum Allah onların günahlarını iyiliklere çevirir ayetinde belirtilir. Mümin günaha bu ölçüde bir, bir iyiliği verdiğinde Allah'ın amelini kabul edeceğiyle ilgili ümidi gerçekleşir. Bu ise diğerleri ise günahlarını bu diğerleri ise günahlarını itiraf eder. Bir kısımda salih amele günah karıştıranlardır. Ayetinde belirtilen husustur. Bunlar işlerinden bir kısmını Allah'ın tövbelerini kabul etmesi umulanlardır. Başka bir ifadeyle Allah merhamet amellerini kabul, bağışlama ve günahlarını değiştirme ile kendilerine döner. İşte bu haramda etki yapan zekatın inayetidir. İtaatlere gelirsek onların nisabı zekatın gerektiği miktar, zekatları ise özellikle sahibinin mübah işlemesidir. Bu nefse özgü olan şeydir. Çünkü zekat Allah'ın hakkı olsa bile bu durum sadece Allah'ın kendisini emretmiş olması bakımından böyledir. Dolayısıyla zekat gerçekte bize döner. Çünkü Allah zekatı alacak sınıfları sayarak onun nerelere verileceğini belirlemiştir. Allah insanın bütün amellerinden onun sekiz organına, sekiz uzvuna sadaka vermiştir. Bunlar Allah'ın bütün amellerinden insana verdiği zekattır. Bu durum insanın yoksulluğu, fakirliği ve amelinden olduğu kadar Rabbine itaat etmeye alışması, imanı bakımından ondan niyetini toplaması, boynunun mübah vakitlerde vacipleri işleme boyunduruğundan kurtulmasından kaynaklanır. Bununla birlikte vacipler mübah vakitlerde de bulunur. Çünkü insanın mübahının da mübah olduğuna inanması gerekir. Buna inanmak da farz-ı işlemek demektir. Baştaki fıkhi hükme dönersek, hasattan önce yenen ekini nisaba katan bilgin, söz konusu şeyin de kendisine emredilen şey arasında bulunmasını dikkate almıştır. Çünkü mübah tıpkı vacip gibi vaciptir. Bu nedenle sahibi onda doğal bir şekilde değil, kendisine izin verilmiş kimse gibi hareket eder. Bunun hesaba katılmayacağını düşünen bilgin ise mübah olsa bile mübahta yükümlülüğün düşmesini dikkate almıştır. Çünkü yükümlü serbest olamaz. Yükümlülük bir meşakettir, meşakettir. Serbestlikte ise bir tereddüt ve hayret içerse bile meşakkat yoktur. Fasıl içinde vasıl. Zekatın vakti ile ilgili fasıl. Birinci nesildeki bilginlerin çoğunluğu sene şartının gerçekleşmesiyle altın, gümüş ve yürüyen mallarda zekatın farz olduğuna görüş birliğine varmıştır. Bu konuda bize herhangi bir görüş ayrılı aktarılmamıştır. Bunun tek istisnası İbn Abbas ve Muaviye'dir. Bu ikisine göre peygamberden bu konuda güvenilir bir hadis aktarılmamıştır. Bilinmelidir ki zekatta sene zamanın tamamlanmasıdır. Böylelikle zaman nisabın tamamlanmasına benzemiştir. Nisab miktarının tamamlanması şart olduğu gibi zamanın tamamlanması da bir şarttır. Zamanın tamamlanmasının anlamı dört mevsim içerecek şekilde genişletilmesi demektir bir yıl. Bu nedenle iktidarsızda bir yıl beklenir. Yani durumunda bir değişme olmaksızın üzerinden dört mevsim geçer. Başka bir ifadeyle ona etki edecek yeteneği olmadığı için iktidarında bir hükmü yoktur. İnsanın kemali sadece aklındadır. Aklıyla olgunlaştığında hiç kuşkusuz gücü de yetkinleşmiş demektir. Bu nedenle zekat vermesi vacip olur. Akıl bakımından yetkinleşmek, insanın Allah'ın üzerindeki haklarını bilip onları yerine getirmeye çalışması demektir. Tohumluların ve hurmanın zekat vakti sene şartı olmaksızın hasat ve toplanma günüdür. Çünkü tohumun üzerinden sene geçmiştir. Bu ise sonbahar, kış, ilk ilkbahar ve yazın tohum üzerinde etkisidir. Bu sayede tohum bu yorumla sene hükmünün dışında kalmamış gibidir. İbadetlerin bir kısmı seneyle irtibatlıdır. Bunlara örnek olarak hac, oruç ve zekatı verilen mallardan zikrettiğimiz sınıfları verebiliriz. Bir kısım ibadet ise seneyle irtibatlı değildir. Bunlara örnek olarak ise namaz, umre, haccın dışındaki gönüllü iyilikleri verebiliriz. Haccın ise farzı da nafilesi de seneyle irtibatlı olmada birdir. Hasıl içinde vasıl, madenlerin zekatı. Bilginlerin bir kısmı madeni altın ve gümüşe benzeterek nisapla birlikte yılı da dikkate almışken bir kısmı toprağın bitirdiği ve sene şartının bulunmadığı ekinlere benzeterek sene şartını değil sadece nisap miktarına dikkate almıştır. Vasıl, batını yorum. Maden cisimlerin kendisinden oluştuğu doğa demektir. Tikel ve doğal cisimlerin nefsleri dört hakikattir. Bunların bir araya gelmesiyle cisimler alemi ortaya çıkmıştır. Metafizikte ise ilmi ilahi alem, yani metafizikte ise alem, diri bilen, irade eden ve güç yetiren olması yönünden Allah'tan ortaya çıkmıştır. Alemde bir hükmü olan Allah'a ait her isim bu dört ana ismin kapsamı altındadır. Madenin zekatında seneyi değil, nisabı dikkate alan bilginler bu durumu dikkate almış demektir. Çünkü o zaman üstüdür. Doğadan oluşan şey insandan da oluştuğu zaman nisap gerçekleşmiş demektir. Bu durumda zekat farz olur. Bu ise metafizik bilgiye göre oluşturmanın ancak kendileriyle gerçekleşebildiği sabit dört niteliğe onu katmak demektir. Doğa bir araçtır, ilah değil. Nisabın yanı sıra sene şartını da gerekli görmenin batini yorumu ise şudur. Unsurlardan oluşan şey doğadan değil, insandan oluşabilir. Unsurlardan ise ancak üzerlerinden zamanın geçmesiyle bir şey oluşabilir. Bu ise üzerlerinde bulunan feleklerin hareketleridir. Öyleyse onların zekatı zamanla sınırlıdır. Bu durumda zekat o oluşturmadaki Allah'ın hakkını vermek demektir. Bunu ise sebebine bakmaksızın oluşturmayı özel yöne izafe etmekle gerçekleşir. Söz konusu özel yön her mümkünde Allah'a ait şeydir. İşte bu emir ve halk alemidir. Birinci olan ise bilhassa emir alemidir. Bunu bilmek gerekir.